General Motors elektromotiv dizelin ihracat açısından en başarılı modeller arasında yer alan G26 lokomotifleri dünyanın pek çok ülkesinde karşımıza çıkabilir. Daha az dingil yüklemesini sağlayan G26 lokomotifleri genel anlamda ana hat yolcu ve yük taşıma için geliştirildiler. G26 tipi lokomotiflerin dünyada en popüler kullanım ülkelerinin başında Türkiye gelir. Demir yollarımızdaki dizelleşme sürecimizin yaygınlaştığı, buharlı lokomotiflerin nostaljik birer hatıra olmaya başladığı, hatta ilk dizel lokomotiflerimizin ıskat edildiği yıllarda yepyeni bir dizel lokomotif demir yollarımızda boy göstermeye başlar. DE22000. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'nın dizel lokomotif atılımları 1980'lerin ikinci yarısında da devam etti. Yeni bir arayış içerisine giren Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları, hem ana hat yolcu taşımacılığında hem de yük taşımacılığında kullanılacak iyi bir dizel lokomotif için G26 lokomotifinde karar kıldı. İki zamanlı, 16 silindirli ve direkt enjeksiyonlu motoru sayesinde hararet sorunu yaşamadan hem yük hem de yolcu taşımacılığında demir yollarımız için ideal bir tercih oldular. Bir AC alternatör tipi, bir DC elektrikli çekiş motoruna sahip olan lokomotifin kendinden önceki lokomotiflere göre ana tasarım değişikliği, bazı birimlere çoklu birim özelliğinin eklenmesidir. Çoklu birim soketi, kabinin önünde, plakanın üzerinde bulunur. Bir diğer küçük tasarım değişikliği tamponların şeklidir. İlk üretilen lokomotifler, orijinal General Motors oval şekilli tamponlara sahiptir. Daha sonra tamponlar dikdörtgen şeklinde olacaktır. Kırmızı zemine beyaz tek çizgiye sahip olan renkleri yaygın olarak görülse de 1990'larda kısa süreliğine bazı DE22000'likler yeşil zemine beyaz tek çizgiyle yol aldı. Kullanıcıları açısından genellikle DE24000 serisi ile kıyaslanan DE22000'in görünüm, kullanım ve ses açısından büyük bir hayran kitlesi var. 1985-1989 yılları arasında toplamda 86 adet üretilen DE22000'likler, bilindiği kadarıyla ıskat edilmeyen bir seriye sahip. Kendisinden önceki dizel lokomotif serilerini düşündüğümüzde bu başlı başına bir rekor.